Evet başkanım, bizi aradığınız için teşekkür ederim öncelikle. Fervari'de ne gibi çalışmalar var? Belediye olarak neler yaptınız? Bize bahseder misiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere, size geldiğiniz için. 2014'te göreve başladık. Benim ikinci dönemim. Geçmişe bakarsak maalesef bizden önce pek fazla bir şey yapılmamıştı. Yani keşke onlar da bir hizmet anlamında bir şeyler yapmış olsaydı. Bugün belki bize bu kadar iş düşmezdi. Biz ilk göreve geldiğimiz gün itibariyle altyapıdan başladık. Fervari'de altyapı denilen bir şey yoktu. Kaldırım diye bir şey yok, yürüyüş yolu yok, cadde yok. Yani altyapıya alt alınacak, bunun telekomundan tut, suyuna kadar, elektriğine kadar ne gerekiyorsa altyapı işinden başladık. Çok hızlıca hemen altyapıyı bitirdikten sonra, malum altyapı bayağı bir tahribat veriyor, üst yapıya başladık. Ardından hemen zaten ihalesini biz bir yaptık, üst yapıya geçtik. Fervari'de görünen bir parke taşı varsa bizim zamanımızda. Yani bütün her tarafa eşit bir şekilde hiç ayrım yapmadan bütün vatandaşlara hizmet ettik. Herkesin evin önünü, evin önünü bırak ahırı varsa ahırın önünü dahi parke taşı yaptık. Bir de farklı bir modelle yaptık, renkli bir model seçtik. Çok da güzel oldu. Üst yapıdan sonra maalesef Fervari en büyük sıkıntısı aslında geldiğimizde suydu. Bizden önce Fervari'de toplam günde 4 saat su veriliyordu. Ve bu da tabii bayağı bir zahmetli oluyordu vatandaş açısından. Sabah erkenden kalkarlardı. Kadınlarımız, erkekler kalkardı. İşte yok elektrik de yok su gelmedi diye. O sıkıntıda su ishali hattıyla başladık. Ve bütün şehir içi su şebekesini değiştirdik. Ve şu an şükürler olsun 24 saat suyumuzu veriyoruz. Bunun yanında ışıklandırma. Yani ilçeye dedik farklı bir görünüm kazandırsın. İlçe bir batıda nasıl bir beldeye gittiğiniz zaman bir hoşgörü oluyor. Fervari'mizde de insanlarımız buna yakışır. Biz de o tarzda bir ışıklandırma sistemi yaptık. Bunun yanında ağaçlandırma. Her tarafı hem şehir için hem şehir dışı bayağı bir ağaçlandırmamız oldu. Belediye olarak da belediye hizmet binamız yoktu. Hizmet binamızda şükür olsun Fervari'yi belki 80-90 yıl götürecek bir hizmet binası, Fervari'ye yakışır bir hizmet binası yaptık. 70-80 yıllık bir binaydı, çok kötü bir binaydı. Hizmet binamızı da bitirdik, şu an içinde oturuyoruz. Belediyenin tek bir aracı dahi yoktu. Yani biz geldiğimizde bozuk bir çöp aracı vardı. Eski bir traktör vardı ama şu an araç filomuz tamamıyla yani süpürme aracından, bidonjöründen, itfaiyesine kadar tek bir eksik bir aracımız yok. Şükürler olsun araç filomuzu da doldurduk. Ve şu an devam eden projelerimiz var. Gençler açısından, gençlere önem veriyoruz çünkü halı saha var. Halı sahamızı bitirdik. Şu an nizami bir futbol sahası yapıyoruz. Burada gençlerimiz için çok önemli. Tamamıyla lig maçların yapılabileceği o denli güzel bir sahamızın ihalesini biz bitirdik. İnşallah en kısa sürede olabilecek. Bunun yanında gençlik merkezi, gençlerimize ne yapabiliriz, nasıl projeler üretebiliriz diye bir gençlik merkezi yapıyoruz. Onun da ihalesi bitti. İnşallah en kısa sürede o da devreye girecektir. Tabii bizler için Fervari'nin en büyük yıllardır en büyük bir sıkıntısı vardı yol. Fervari için çok büyük bir kamburdu, çok büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Maalesef Fervari Sirt arası 90 kilometre, yani gelene kadar gelen ağlar, giden ağlar sözcü yoldan da gelmiş olabilir. Çok sıkıntı yaşadı. Şükürler olsun ihalesi yapıldı. 90 kilometrenin tamamı ihaleye sunuldu. Tamamıyla hemen hemen yüzde belki 70-80 yeni güzergahlar. Birkaç tane ufak sıkıntı var güzergahla ilgili. En son Sayın Bakanımıza tekrar gittik, Sayın Vekilimizle beraber, İl Başkanımızla beraber. İnşallah o sorunu da çözüyoruz. Yani Fervari'ye yakışır bir şekilde sıcak asfalt, karayolları standartlarında çok güzel bir yol olacağına inanıyoruz. İnşallah en büyük, yani bizim sevincimiz o yol. Bunun hasretini çok çektik. Yolumuz da bitiyor. Allah'ın izniyle her şey tamamdır.
sizin aracılığınızla gerek Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Bakanımıza, Milletvekilimize, İl Başkanımıza, Sayın Valimize, emeği geçen herkese sizin aracınıza tekrar teşekkür ediyorum Pervane Halkı adına. Yol bittikten sonra tabii bölgenin, sadece Pervane değil, bölgenin sıkıntıları, iş istihdam yönünde bayağı bir sıkıntılar var. Biz de ne yapabiliriz diye bir diğer belediye başkan arkadaşlarımızla birlikte beraber katı proje ürettik. Vekilimizle aldık, il başkanımızla aldık, Sayın Bakanımızla gittik. Tekstil anlamında bölgeye gidebilecek belki şu an en büyük yatırım budur. Her ilçe yeni bir tekstil fabrikası. Şu an yapımı %80 tamamlandı. İnşallah kısa bir sürede onu da bitireceğiz. En az orada 250 kişi. Daha önce kendi imkanlarımızla genç girişimcilerimizle beraber eski belediye binası vardı. Onu biz tekstile çevirdik. Şu an orada zaten 100 kişi çalışıyor. Burada da bir 250 kişi. Ondan sonra inşallah bir 200 kişilik daha. Ona bir kat daha atmayı düşünüyoruz. İnşallah bunlar devam edecek. Projelerimiz devam edecek. Belediye hizmet anlamında hizmet bitmez. Elimizden geleni yapıyoruz. Pervari'de buna değer. Amacımız Pervari'de işsizliği bitirmek demek. İşsizliği Allah'ın izniyle. Yani dese ki tamamıyla bitireceğiz mümkün değil ama elimizden ne imkanlar geliyorsa. Önde çalışmalarımız var. Zaten bir kısmını yaptık, bir kısmı da devam ediyor. Sanayi konusunda da bir girişimlerimiz var. İnşallah Pervari'ye yakışan neyse onu biz yerine getireceğiz. Şunu da son olarak söylemek istiyorum. Pervari Şırnak arası şu an yol yapılıyor. Bu da Pervari için bizim için çok önemli, Sirt için çok önemli. Ve İran, Irak birbirine bağlayacak bir yol. Bu yol da başlandı. Şu an yapımı devam ediyor. Uluslararası bir yol. Hem Pervari'ye çıkmaz noktadan, kör noktadan çıkartacak. Hem de Sirt'e, devletimize de çok büyük bir katkısı olacak bu yol. Hocam bir de şey söylemedik. Sosyal belediye kapsamında kaç ay yürütülen. Her zaman yapıyoruz. Özellikle Ramazan ayında kadar. Onlar bazı dedim hani kapımız herkese açık. Ayrım yürütmeksizin yerinde bulunuyoruz diye. Tek dersek yeterli. Sosyal belediyecilik kapsamında neler yapıyorsunuz? Sosyal anlamda şöyle, gücümüzün yettiği kadarıyla, belediye imkanlarının yettiği kadarıyla ve destekler, gerek iş adamlarından destek aldığımız kadarıyla biz bütün Pervari'de kazanan öğrencilerimiz öncelikle iş adamları aracıyla burs veriyoruz. Yani Pervari'de kazanan her öğrenci 4 yıllık olmak şartıyla üniversite aileden bir kişi ve okulu bitirene kadar bir burs veriyoruz. Bunun yanında her Ramazan ayında Pervari'nin geneline, yani ihtiyaç sahibi olan bütün vatandaşlarımıza gerek yardım polisi, bunun yanında imkan hem nakdi hem de başka ihtiyaçlar varsa bunları da karşılıyoruz. Kapımız her daim açıktır. Vatandaşlarımızla her zaman beraberiz. Gelen her vatandaşı boş buradan hiçbir şekilde geri çevirmemek şartıyla elimizden gelen bütün imkanları kullanıyoruz.